Selam gençler. Biliyorsunuz Türk Dili ve Edebiyatı ikinci dönem birinci yazılımız Türkiye genelinde ortak olacak. Ve orada size toplamda 7 tane soru sorulacak. Yani soru sayımız 7. Bir de hangi ünitelerden sorumlusunuz? Bunu paylaştılar. Masal Fabul ünitesi, Roman ünitesi, Zamirler, Yazım ve Noktalamadan sorumlusunuz. Sorular birebir aynı gelmese de şu an şu yazılı kağıda gördüğünüz kazanımlar üzerinden gelecektir. Ve buna çalışırsanız kesinlikle iyi bir puan alabilirsiniz. Ben hemen başlıyorum. Aynı zamanda bu pdf'i de açıklamadaki linkten ücretsiz bir şekilde alıp ayrıca siz kendiniz de çözebilirsiniz. Birinci soru şöyle olacak. Size diyor ki sorulacak sorulardan bir tanesinde metindeki çatışmaları belirler. Bir de metni yorumlar kazanımı var. Yani siz buna göre hareket edeceksiniz. Ben her ikisini de sizin için aldım. Şimdi şöyle bir soru soracak. Aşağıdaki metinde yaşanan olayları olaya konu olan kahramanlar ekseninde yorumlayınız demiş. Bakın bu yorum kısmı tamamen size kalmış bir şey. Yani siz şunu düşünün ben burada tek tek yorumlamayacağım. Diyeceksiniz ki karşıma bir metin çıkarsa ben bunu nasıl yorumlarım? Ne yaparsam yorumlamış olurum. Öncelikle yapmanız gereken olayı okumaktır. Olayı okuduktan sonra bu kahraman şöyle yapmayı düşünmüş, bu böyle yapmayı düşünmüş gibisinden kendi fikirlerinizce arkadaşınızla sohbet ediyormuş gibi bir şeyler yazabilirsiniz. Tabii ki yazdığınız cümlenin biraz daha değerli toplu olmasa özen gösterin. Böyle bir soru tipi gelebilir size. İkinci soru tipi ise metinde geçen çatışmaları bulunuz demiş. Çatışma varsa hani bir tane de olabilir, birden fazla da olabilir. Eğer size çatışma diyorsa nereye bakacaksınız? Öncelikle bir metinde gerilim, gerilim merak unsuru bir de zıtlıklar varsa sizin çatışmanızı belirler. Mesela okuyorsunuz okuyorsunuz herhangi bir şekilde heyecanlanmıyorsunuz veya A, burada bu olur mu merak etmiyorsunuz. Bunlar okul o sadece akıştır. Ne zaman ki kahramanlar gelir bir iyi bir kötü çıkar veya başka bir şey bir zıtlık görürsünüz veya merak unsuru gerilim görürsünüz. İşte o bölgeler çatışma olur. Mesela şu örnek metinimizi okuduğunuzu düşünüyorum. Mesela karga burada durmuş. Normalde açarsa bu iş bitti. İşte gerilim var burada merak ediyoruz acaba olacak mı olmayacak mı diye. Orada o gerilimden dolayı çatışmayı veren bir yerdir. Diyorum ki burasını çiziyorum çatışmamız burada var diyorum. Çünkü işte burada zıttık var veya burada gerilim var merak unsuru diye bir çatışma belirlemeye çalışıyorum. Çatışma sorusu gelebilir. Bir diğer kazanımıza şu olacaktır. Metnin üslup özelliklerini belirler. Yani sizden böyle bir şey isteyecekler. Burada derken neyi kastediyor? Şimdi size bir metin verdik. Burada diyor ki metni okuyunuz ve üslup özelliklerini sıralayınız. Aslında burada sizden istediği bakın metni okudun. Öncelikle dil sade mi ağır mı? Buna bakacaksınız. Buna baktıktan sonra kelimeleri nasıl seçmiş, nasıl kullanmış? Acaba günlük hayatta görebildiğimiz şeyler üzerinden mi gitmiş? Yoksa biraz daha farklı kelimeler mi kullanmış? Kelime oyunu yapmış mı? Yani günlük hayatta göremediğimiz bazı bağdaştırmalar var. Öyle bir şey yapmış mı? Yoksa tamamen sade mi? Bunun dışında şöyle bakabilirsiniz. Yalın mı veya duru mu, akıcı mı? Bunlar hepsi üslup özelliğini belirler. Yani bu metinde gördüğünüz bu olayı bize nasıl anlattığı, Nasıl anlattı sizi üsluba götürecektir? Hani dilin sade olup olmamasına baktığınız yalınlık, duruluk, akıcılığa baktığınız etkileyici mi değil mi? O size o duygu nasıl vermiş, nasıl aktarmış diye. Bunlar hepsi üslup özelliklerini belirleyecek. Bu yazdıklarımı düşünüp de bir şeyler yazarsanız tam puan alırsınız burada. Mesela bu metni okudum ben. Bakıyorum ki gerçekten bu metnin dili sade. Hemen birinci maddemi ekliyorum. Diyorum ki bu metnin dili sade. Sonra kelimeler nasıl kullanılır bakıyorum. Gayet günlük hayatta sıradan gördüğümüz kelimeler. Yazıyorum diyorum ki bu metnimizde günlük hayatta sıradan kelimeler seçilmiştir. Herhangi bir şekilde e, okuru zorlayacak veya akıcılığı etkileyecek bir şey yok diyorum örneğin. Sonra işte gereksiz kelime kullanılmamış, şu yapılmamış, bu yapılmamış diye bu şekilde toparlıyorum. Birkaç madde bitiriyorum. Eğer ki orada... Sadece sıralayınız diye geçiyorsa sıkıntı yok. Belki de 2 veya 3 madde sıralayınız diye geçer. O halde bunlardan 3 tanesi seçersiniz sıralarsınız ve cevap puanınızı da almış olursunuz. Size sorulacak bir diğer soru da şöyledir. Kazanımlarınız burada farklı türlerde metin yazar. Metin türüne özgü uygun yazar. Bir de metin türüne özgü dil ve özelliklerine uygun yazar diyoruz. Yani ona göre yazarsınız diye. Bu ne demek? Size her türlü bir tane soru gelecek ve bir şey yazmanızı isteyecek. Şimdi roman ülkesinden sorumlusunuz. Masal fable'dan sorumlusunuz. Zamirlerden yazım ve noktalamadan sorumlusunuz. Yani sizden ne isteyebilir bir yazma çalışması? Kalkıp da bir roman yazın diyemez. O çok farklı bir şey. O yüzden en güzeli fable ve masal yazmaktır. Daha kısa sürer, daha çabuk yazabilirsiniz. Veya kendinizce bir roman parçası da isteyebilir sizden. O da olabilir. Ben olsam kendimi şöyle hazırlarım. Bir tane olayı tasarlarım. Bu olayda hani fable olur ya da masal olur hiç fark etmez. E günümüzde bir sürü masal var. Şimdi aynısını yazarsanız kopyalama yapıştırma olur. Yani daha doğrusu bir kopya çekmiş gibi olur. Orada puan alamayabilirsiniz. Hemen bu videodan sonra gidin kendinizce bir masal veya fable üretin. Yani kahramanlarınızı seçin bir yerden. Ben sizin yerinizde olsam hani normalde yok da böyle bir fable olmadığı için söylüyorum. Giderim böcek ile tavşan fable'ı seçerim. Kahramanlarını buradan tasarlarım. Sonra böceğin özelliğiyle tavşan özellikleri arasında bir bağ kurarım. Mesela böcek küçük olduğu için küçüklük arasında tavşanla büyüklük arasında. Sonra tavşanı büyüklük gö gösteririm ona kibir yaparım. Ee, böceğin de o küçüklüğü o kibre karşı yaptığı mücadele ederim. Sonra kısacık bir şekilde fabulanın sonunu bir öğütle bitiririm. Unutmayın fabulların sonu mutlaka bir öğütle bitirmelisiniz. Yani orada anlattıkları şeyler bir öğüte bağlanmalı. Mesela öğüt ne olur? Ben burada tavşanı büyüklendirdim değil mi? Yani bir kibir yaptım burada. Sonunda bitirdim hikayemi, fable'ımı yazdım kısa bir şekilde. Sonra dedim ki kibirlenmek, büyüklenmek iyi bir şey değildir diye bitirebilirim. Yani size tavsiye, hemen bu videodan sonra gidin bir masal yazın, bir fable yazın. Kısa kısa değil ki ben bunu bu sınav esnasında 40 dakikalık sürede nasıl yazabilirim diye. Bu ikisini özellikle yazın, pratik kazanın. Sınavda zaten böyle bir soru karşınıza gelecektir. Hemen ne yaparsınız? Oraya yerleştirmiş olursunuz. Bir diğer kazanımız da metine geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını isteyecek sizden. Bu soru gelir. Nasıl gelir? Metni okuyacaksınız. Kesinlikle sadece altı çizili yerleri okumayın. Mesela metni okudum ciğerine geçti diye bir kelime grubu var. Hemen diyorum ki ciğerine geçtiğinin anlamı nedir? Bu metine göre anlıyoruz ki ciğerine geçtiğinin manası üşütmektir. Şu şekilde yazıyorum tam puanımı alıyorum. İkinci mahdul demiş. Bu da diyorum ki hem metine göre hem de günlük hayatta nasıl kullanıldığı biraz o hatırlamaya çalışıyorum. Ve diyorum ki bu da bir ürün anlamda verilen ürün gibise bir şey yazıyorum. Zaten illa sözlükteki gibi birebir aynısı yazmak zorunda değilsiniz. Benzerini yazabilirsiniz, metinden hareketle ekleyebilirsiniz. Tam puan alırsanız sıkıntı değil. Ama mesela mahsul ürün yazdım. Siz kalktığınız oraya ürün yazmadığınızda yani sıcaktan çok bunalmak diye bir şey yazın saçma sapan elbette puan gelmeyecektir. Yakın yazmaya çalışın her zaman. Dört başı mamur demiş. Mesela bu da eksiksiz tam anlamındadır. Dört başı mamur eksiksiz tam gibi anlamlara gelir. Onu da yazdım. Hem metinini okudum oradan çıkardım. Bir de el en üstünde oturmak demiş. Onun da anlamı metine göre hiçbir şey yapmadan durmaktır. Şimdi siz bu şekilde acaba hangi kelime çıkar diye düşüneceksiniz. Benim size tavsiyem sizin ders kitapları çok da bağımsız şeyler sormuyorlar. O yüzden roman ünitesi, bir de masal fabül ünitesinde orada etkinlikler var, kelime gruplarının çözümlemesi var, hangi, bazı altıksız şey yerler var, burada ne anlatılmak istemiş, özellikle roman ünitesinde bu var. Ders, derste biz işledik, tek tek bunları yaptık. O yüzden siz de alın onu, açın, bu kelime anlamı ne, bunun anlamı ne diye sorgulayın. Ya illa benzeri gelmese bile en azından böyle bir soru geleceğini biliyorsunuz, bir mantık yürütebilirsiniz. Size sorulabilecek bir diğer soru da, ...şahıs kadrosunun özelliklerini belirlemek... ...ki bu roman ünitesine de geçiyordu. Çok güzel, çok basit bir soru aslında. Ne yapacaksınız? Tek yapmanız gereken burayı okumak... ...ve buradaki şahısların nasıl bir özelliğe sahip olduğunu yazmak. Hemen okuyorum. Diyor ki... ...Alyaras çok içliydi. Yere düştüğü zaman veya canı acıdığına ...bağırmak yerine içine atmayı tercih ederdi. Hemen diyor ki... ...ha demek ki Alyaras... ...tabii metni sonuna kadar okumak daha mantıklı. Demek ki diyorum Alyaras çok içli demiş ya duygusal bir özelliğe sahip yazıyorum. Devam ediyorum diyor ki işte babası bu özelliği hiç sevmiyordu ona kızmak ve onu üzmek istemiyordu. Hemen babasına kızgın demiyorum. Çünkü devamında belki babası başka bir özelliğe sahiptir. Canı acıdığında belki kendine ciddi bir zarar vermiştir. En azından hemen hastaneye götürme fırsatı elde ederiz. O yüzden söylerse iyi olur diye düşünüyordu. Diyor ki babası da burada merhametli, seveceğin gibi bir anlam çıkıyor mesela. Bu şekilde yaparsanız bu soruda da tam puan alırsınız. Zaten çok basit gördüğünüz gibi bir diğer kazanımız ve sorunuz ki bence aralarında en tehlikelisi olan da budur. Anlatım biçimleri ve tekniklerin işlevlerini belirleme sorusudur. Şimdi bu soruyu şöyle yapmamız lazım. Aşağıdaki geçen işte anlatım biçimleri ve tekniklerini örneklerle yazınız demiş. E, bu kazanım kesinlikle gelecektir karşınıza. Mesela bunu nasıl yapabilirsiniz? Öncelikle anlatım biçimlerin ne olduğunu bilmek zorundasınız. Ben size kısa kısa böyle göstereyim sonra silip anlatım tekniklerini de göstereyim. Mesela anlatım biçimlerinden iki tanesi açıklayıcı ve tartışmacı anlatımdır. Bunlarla ilgili çok işiniz yok. Çünkü bunlar bir romanda veya örnek metnimizde olduğu gibi metine gelmez karşınıza. Açıklayıcı ne demek? Demek ki bir açıklama yapıyorsa açıklayıcı anlatım diyeceksiniz. Tartışmacı da ise illa böyle bir tartışma gibi göremezsiniz. Burada kısaca düşünce değiştirme diyebilirsiniz. Mesela yazılan bir şey sizin düşüncenizi farklı bir yöne çekiyor mu? Yani düşüncenizi değiştirmeye çalışıyor mu? Nasıl ne olabilir? İşte okul sınavları öğrenci için çok faydalı gibi bir yazı olsun. Siz diyorsunuz ki ya bu böyle yazmış ama e, bize göre faydasız olabilir, bu böyle olabilir, şu şöyle olabilir diye. Ne yapıyorsunuz? Orada yazar düşüncenizi değiştirmeye çalışıyor bazı yönlerden. Böyle bir şey oldu mu tartışmacı anlatım olur. Ama genelde bilgi veren metinlerde olur. Karşınıza bilgi veren bir metin yoksa, daha çok bir romandan, hikayeden alınmış gibi bir metin varsa... ...açıklayıcı ve tartışmacı anlatım karşınıza çıkmaz. Onun yerine... Öyküleyici ve betimleyici anlatım çıkar. Hemen size öyküleyici ve betimleyici anlatımı yazıyorum. Bakın metni okudunuz. Baktınız ki giriş gelişme sonuç gibi hissediyorsunuz. Var. Olaylar böyle belli bir sırayla verilmiş. Hani bu nasıl bir sıra olabilir? Sabah kalktım, elimi yüzümü yıkadım, okula gittim, okula şöyle bir etkinlik yaptım. İşte akşam eve geldiğim gibi belli bir sırayla anlatıyorsunuz ya. Okuduğunuz şeyde böyle bir sıra varsa, aynı zamanda hareket varsa... ...gittim, geldim, yıkadım, ettim gibi... Bunlar sizi öyküleyici anlatıma götürecektir. Mesela örnek metni okudum. Her zamanki gibi aklına düşüncelerle evin yolunu tuttu. Çok gece çoktan yarılanmıştı. Çoğu evin ışıkları sönmüş olduğunu vesaire. Bak okuduğum zaman anlıyorum ki öyküleyici bir anlatım biçimi varmış burada. Yani öğretmenin yazılı kağıdını ses sunduğu zaman orada anlatım biçimi var mı varsa örnek veriniz dediği zaman dersiniz ki metnin tamamına baktım ve orada olayların akış sırasına göre verildiğini gördüm aynı zamanda hareketlerin de ağırlıklı olduğunu gördüm. O yüzden öyküleyici anlatım biçimi vardır yazarsınız ve tam puan alırsınız eğer sadece anlatım biçimi isterse. Şimdi de betimleyici anlatım nasıl olur onu yazayım size. Okuduğunuz yerde bir sürü özellik geçiyorsa mesela şu an benim odayı görüyorsunuz çok az görüyorsunuz ama var. Örneğin benim bir tarafımda kitaplar var, kitaplık var, kitapların rengi beyaz, orada bir sürü kitap var sıra sıra dizilmiş gibi. Ben bunu söylerken ve siz gözünüzü kapattığınızda asla böyle bir şey aklınıza zihnize canlanabiliyor. Eğer bu şekilde gözünüzü kapatıp da o şeyler canlanabiliyorsa bilin ki betimleyici anlatımdır. Orada sıfat ağırlıktadır çünkü özellik vermeye çalışacak size. Sıfat ağırlıktadır ve özellik ağırlıktadır. Böyle oldu mu da siz betimleyici anlatım dersiniz buna elbette çoğu metinlerde betimleyici ve öyküleyici anlatım iç içe geçmektedir. Bu metnimiz mesela ağırlıklı olarak öyküleyici anlatımdır. Betimleyici anlatım çok çok çıkmaz. Ama çoğu metinlerde öyküleyici ve betimleyici elbette iç içe geçiyor. Yani mesela bir yerlerde şu yukarılarda alabilirsiniz. Her zamanki gibi aklına düşüncelerle evin yolunu tutmuştu. Gece çoktan yaralanmış. Çoğu evin ışıklarının sönmüş olduğunu gördü. Mesela bu kısım betimleyici biraz gelebilir. Ama metnin tamamına baktığımız zaman aynı şekilde bir sürü özellik göremiyoruz. O yüzden öyküleyici anlatım ağırlıktadır diyoruz. Anlatım biçimleri bu şekilde. Dört taneydi zaten. Dördünü de vermiş olduk. Gelelim anlatım tekniklerine. O tekniği nasıl bulacaksınız? Size ilk söyleyeceğim anlatma tekniğidir. Zaten bu örnek paragrafımız bize bir şey anlatıyor değil mi? O yüzden diyeceksiniz ki bu örnek paragrafımız bize yazar bunu bize anlatıyor tabii. Anlattığı için bu anlatma tekniğidir diyeceksiniz. En basiti bu. Bir de bundan biraz daha zor gibi görünen ama o da çok basit bir de gösterme tekniği var. Yani bunlar çok basit olduğu için kesinlikle kaçırmanızı istemiyorum. Gösterme tekniğini nasıl bulacaksınız? Eğer karşılıklı, karşılıklı diyalog varsa, olaylar sanki yazar değil de kendi kendine oluyormuş gibi his verirse o da gösterme tekniğidir. Mesela bu örnek metnimize hiç karşılıklı diyalog yok. Yani kahramanımızın ismi Ali olsun, başka bir yerde de Veli olsun, bunlar karşılıklı konuşursa. Sonra Ali kendi kendine bir yere giderse mesela o gitti geldi demezse de, gittim geldim diye anlatır kendini. Bu şekilde mesela gösterme tekniği yaparsınız. Çünkü yazar kendi çekmiştir oradan. Tamamen diyaloglar siz onu hissedersiniz. İşte şu şunu yaptı bu bunu anlattı demezler. E böyle dese anlatma tekniği olur. Hani biz bir şey anlatırken böyle yaparız. İşte dün bu oldu şu oldu deriz. Ama böyle her şey gözümüzün önünde canlanıyorsa tiyatro gibi o zaman gösterme tekniğidir. Bakın böyle karşılıklı diyalog bir de tiyatro gibi. Bu iki kelimeyi düşünün ipuçları olarak aklınıza tutun. Eğer ki bunları görürseniz deyin ki bu gösterme tekniğidir. Anlatma ve gösterme tekniğinin dışında çok kullanılan 3-4 teknik daha var. Onlardan kısaca bahsedeyim. Bu tekniklerden en çok kullanılan geriye dönüş tekniğidir. Yani geriye dönüş ne demek kelime anlamıyla? Demek ki siz ilerlemişsiniz sonra geriye gitmişsiniz. Bunu dizilerde ve sinemalarda görürsünüz, filmlerde görürsünüz. Yani kısaca zamanda, zamanda geriye gitmeniz lazım. Örnek metnimizi okuduğum zaman Bakın şuralarda çocukluğu, aklına çocukluğu gelmiş demiş ya. Sonra buradan itibaren köyde kurt seslerinin geldiği çetin kış geceleri vesaire bizi şimdiki zamandan çocukluğuna geçmişe götürdü değil mi? O halde orayı çizeceksiniz veya oradaki kısmı alacaksınız. Diyeceksiniz ki işte şu cümlenin başlangıcından şu sonuna kadar bu tarafta geri dönüş tekniği vardır. Çünkü okuduğumuz metin şimdiki zamandan bahsediyordu. Ancak yazarımızın veya okunan neyse artık oradaki şey Orada bizi geçmişe götürdüğü için geriye dönüş tekniği var diyeceksiniz. Çok basit bir teknik. Onlardan biri de iç çözümleme tekniğidir. Yani iç çözümleme derken eğer ki kahramanın içinden gelenleri, geçenleri böyle aktardıklarını görüyorsanız iç çözümleme tekniği olur. Bu içinden geçenleri ama belli bir mantıkla aktarmak zorunda. Bunu böyle ezberleyin diye ki iç çözümleme kahramanın içinden geçenleri ben burada okuyabiliyor muyum? Eğer kahramanın içinden geçenler geçiyorsa hemen iç çözümleme deyin. Diyalog varsa diyalog tekniği deyin. Kendi kene konuşursa monolog diyebilirsiniz ama gerek yok ona. Zamanda geriye gidiyorsa geriye dönüş tekniği yazarsınız. Bir şey anlatıyorsa bize anlatma tekniği. Tiyatro gibi gö görecekseniz eğer gösterme tekniği diyorum. Şimdi iç çözümleme çok benzeyen ama iç çözümleme olmayan bir teknikten bahsedeceğim size. O da bilinç akışlı tekniğidir. Şimdi iç çözümleme ne dedik orada? Kahramanın içinden geçenleri bize aktarır dedik değil mi? Burada da aynısını yazacaksınız. Şimdi kahramanın içten geçenleri aktarır. E hocam iç çözümemeden farkı ne? E aynı oldu. İşte şimdi yazacağım şey onu farklı yapar. Kahramanın içinden geçenleri sırasız, mantıksız bir şekilde aktarırsa işte bilinç akışı olur. Mesela şu an içinizden ne geçiyorsa. Örneğin bu videoyu izlediğiniz. Bu videodan sonra başka bir video izleyeyim. Bunlar mantıklı. Daha siz video izlemeyi düşünürken aklınıza bir kere de geçen hafta işte yere düştünüz, diziniz kanadı geldi. Ondan sonra bir kere de yarın akşam ne yesem diye aklına geçirdim. Bakın mantık yok. Bir yere düşme, bir yemek yeme, bir video izleme. Bunlar mantıksız. Yani belli bir sırayla yanına getiremezsiniz bunları. Rastgele aklınıza geliyor bunlar. İşte böyle mantıksız ve sırasız olunca bilinç akışı mantıklı ve sıralı olunca iç çözümleme olur. Bu teknikler de gelebilir karşınıza. Siz alın çözdüğün burada bu var burada bu var diye düşünün. Ona göre karar verirsiniz zaten. Şimdi bir diğer kazanımımıza geliyoruz. Size sorulacak sorulardan bir tanesi noktalama işareti sorusudur. Bu da metinler hareketle dil bilgisi çalışması yapar diye gelecek karşınıza. Noktalama işaretleriyle ilgili açıklamaya bırakacağım bazı videolar olacak. Veya oynatma listesine gelin oradan noktalama işareti videomu izleyin. Sıfırdan dil bilgisi TYT Türkçe kısmı var. Orada noktalama işaretini bulun, yazım yanlışlarını bulun. Kesinlikle izleyin faydasını göreceksiniz. Mesela çıkma ihtimali olan bir şey söyleyeyim size ve kesinlikle çok rahat yaparsınız. Burada hangi noktalama şartları gelir diye. Gözlerine gördüklerim acı, keder, gözyaşı demiş. Şimdi gözlerine gördüklerim nelerdir? Siz bir örnek açıklama yapacaksanız iki noktayla yaparsınız. Gözlerine gördükleri şunlarmış. Acı, keder, gözyaşı. Ama daha saymamış, sayacakmış. Yani orayı yarıda kesmiş. Yarıda kestiği için üç nokta. Yıllar ne yaşlandırmıştı ne geçleştirmişti buraya nokta atabilirim. Çünkü zaten cümlem bitmiş. Bir de burada B harfi büyük başlamış. Unutmayın nokta atmayı düşündüğünüz yer. Hemen parantezin yanına bakın. Orası büyük harfle başlamamışsa asla nokta atmayın. Başlamışsa atabilirsiniz tabi. Biraz sohbet ettik. Bakın normalde şuraya da sohbet ettiğe de nokta atmam lazım ama atmıyorum. Niye? Çünkü H harfi küçük başlamış. O yüzden buraya virgül atıyorum. Havadan sudan konuştuk. Nokta. Bu şekilde yapabilirsiniz. Kesinlikle parantezin yanındakine bakın. Şimdi videomuz çok uzamasın diye ben burada noktalama işaretlerini hepsini anlatamam. O yüzden siz o videomu izleyin. İkisini birlikte birleştirin. Alın size güzel bir soru. Bir diğer sorunuz da tabii ki yazım yanlışı sorusu olacaktır. Yazım yanlışı benim 50 soruda yazım yanlışı videom var. O da yine noktalama şartı de hemen önce paylaşmıştım. Onu da izleyin. Çok faydasını göreceksiniz. Örneğin burada ne yapacak size? Yazım yanlış olan sözcükleri işaretleyin ve doğrusunu yazın diyecek. Hani siz yazımı bulacaksınız bu yetmez. Doğrusu da yazmanız lazım. Bakın burada süt ağacı yanlış. Gerçekte süt ağacı diye bir ağaç çok bu bir bitki ismidir. O yüzden burası bitişik yazılır. Hemen buraya bitişik diyorum. Sonra devam ediyorum. Boz ayı var. Boz ayı da yine bitişik yazılır. Ayılar bizden daha hızlı olduğu için sessizce yerimizde bekledik demiş. Burası yerimizde bekledik derken bunu da bitişik yazmam lazım. Çünkü yerimiz de şekilde ayrılmama gerek yok, bağlaç değil. Bunu da bitişik yazıp geçiyorum. Ha böyle de gelebilir, büyük harf gelebilir ayrı yazılan, bir çık yazan kelimeler gelebilir. Ne geleceğini bilmiyoruz. O yüzden o videoma bakıp bir fikir edinin illaki benzer soru gelecektir. Sorulacak size bir diğer soru da kesinlikle zamirler sorusudur. Yani mesela yazım noktalar zamirler aynı anda da olabilir veya muhtemelen zamir olur. Yazım olur noktalama olmaz. Yani bazılarını sormayacaklar size. Ben hepsini aldım. Hani hangisi olursa kesinlikle hani bir arada kalmayın diye. Şimdi zamirleri bulmak biraz sıkıntılıdır. Çünkü zamiri tek tek ezberlemek zorundasınız. Ben size burada güzel bir kolaylık sağlayacağım. Şimdi benim yazacağım şeyler kesinlikle zamirdir. Diye ki ben bunları görürsem zamirde işaretleyeceğim. Burada bir ben kelimesi görüyorum. Unutmayın. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bunların hepsi zamir. Beni çizdim zamir dedim. Burada onlara var. Zamir. Burada şunu kelimesi var. İşaret zamiri. Sen, zamir. Bana, zamir. Hani ben sen olabilir de hani bana sana da olabilir. Ek alabilir sıkıntı değil. Burada siz var, yine zamir. Bu şekilde ne yaptık? Ben, sen, o, bunu, şunu gibi zamirleri gördük. Yani kişi zamiri bunlar tabii ki. Ben, sen, o, bu, siz, onlar hepsi kişi zamiri. Bir diğer soru tipi de şöyle gelecek mesela size. Burada diyecek ki... Belirsizlik veya işaret zamirlerini bulunuz. Bunu bulmanın yolu da şöyledir, ben size anlatayım. Mesela belirsizlik dediğimiz şey... Kesinlikle mesela sayı olarak size net bir sayı vermemeli. Veya kesinlikle bir şey yaptığı zaman... Örneğin diyor ki bazıları derse iyi çalışmamış. E bazıları derken kim? isim vermemiş. E arada bırakmış sizi. Acaba Ali mi Veli mi? Yoksa hepsi mi? Böyle bir anlam arayın bu bir. İkincisi belirsizlik olduğunu düşünüyorsanız orayı çıkarın yani bir isim getirin. Getirebiliyorsanız zamirdir. Bazıları bu işi fazla ciddi almış. Bakın bazıları çiziyorum. Diyorum ki burası belirsizlik zamiridir. Kesinlikle belirsizlik zamiri. Nereden anlıyorum? Çünkü bazıları derken kim? isim yok belli değil. Kalkıp bir isim getirebilirim, çok rahat getirebilirim. Anlarım ki belirsiz zamirdir. İkinciye bakın onları masanın üstüne unutmuştun, ben sana getirdim demiş. Burada onları kelimesi var. Ben biliyorum ki onları kelimesi zamirdir. Ama belirsizlik mi, işaret mi? Bakın onları derken demek ki masanın üstüne koyacak bir nesne. Bu kalem olabilir değil mi? Kalemleri masanın üstünde unutmuşsun. Bakın çok rahat, onları kelimesi çıkardım yerine bir kalem ismini getirebildim bu şekilde getirdim ve işaret ediyorum onları diyorum. Anlıyorum ki burası işaret zamirdir. Yani günlük hayatta bakın acaba böyle işaret mi ediyorsunuz yoksa belirsiz bir şey mi söylüyorsunuz ona göre belirsiz ya da işaret zamir dersiniz. Herkes bu sınavdan iyi bir puan almayı temenni ediyor. Herkes. Şimdi herkes kelimesi sınıfınızın tamamı olabilir. Sınıfınıza 20 kişi vardır. Herkes demiş. Ama belirsiz. Karşıdaki kişi tek tek isim bilmiyor. Sayı bilmiyor. Tamam ben 20 kişi olduğunu söylüyorum ama sonuçta böyle düşüneceksiniz. Hani herkes erken işaret de etmiyorum. Diyor ki burada tek tek isim vermem lazımdı. O kaç kişi varsa hepsi ismini yazmam lazımdı ve bunlar sınavda iyi bir almayı temenni ediyor demem lazımdı. Veya kimler temenni ediyorsa. O yüzden biliyorum ki burası belirsizliktir. Şuraya küçük bir yazlık ev yapmayı düşünüyorum. Bakın çok mantıklı. Şuraya yapmayı düşünüyorum değil mi? E şuradan kastettiğine ne? Oral adresini vermedi bize veya ne artık ismi varsa ismini söylemedi ama eliyle işaret etti. Anlıyoruz ki işaret zamiridir. Ben bu işi ciddiye alıyorum ama kimse oralı olmuyor. Bakın burada bu var, bir de kimse var. Kimse zaten zamirdir. Burada sıkıntı yok. Ama bu zamir değil, bunu çiziyorum. Niye? Çünkü biz burada bu iş demişiz, değil mi? Hangi iş? Bu iş. Eğer hangi sorusu sorabiliyorsanız o sıfat olur. Ona karıştırmayın sakın. Yani her gördüğünüz bu, şu var ya onu çizmeyin. Eğer ki hangi sorusu geliyorsa sıfat olur. Gelmiyorsa veya bir şekilde hangisi başka bir soru soruyorsam ek almışsa bunlar zamir olur. Bu pdf'i alın ben siz ararken bulamazsınız diye şunları da ekledim. Noktalama işareti ve yazım yanlışlarını nasıl bulacağınız linki de buraya bıraktım. Buradaki linklere tıklayıp da yazım noktayı mutlaka izleyin ki sınavdan tam puan alın. Sınavınız böyle gelecek. Şimdiden size başarılar diliyorum. Merak ettiğiniz bir soru varsa da yorumlara yazın veya oradaki linkte telegram adresim var. Oraya gelin bizzat bana yazabilirsiniz.